Hocam merhaba. Yıllarınızı astrofizikle, fizikle uğraşarak geçirdiniz. Acaba bu konuda her şeyi biliyor musunuz siz ya da bilmediğiniz bir şeyler var mı? Ya aslında soruyu tersine sormak lazım. Ne biliyoruz ki? Yani bildiğimiz şey aslında çok küçük bir damla. Şöyle bir benzetme var, benim hoşuma gidiyor. Yani bildiklerimiz bir okyanusta bir ada. Ve yeni bir şey öğrendikçe bilinmeyenin sınırı artıyor. Yani öğrendiğimiz şeyler bizi aslında daha cahil mi yapıyor? Böyle bir şey söylemek tabii biraz fazla şey olur ama gerçekten bildikçe daha az bildiğimizi öğreniyoruz. O nedenle öyle şunu biliyorum, bunu biliyorum diye ahkam kesmeye hiç gerek yok. Yani tevazu gösterip yeni öğrenilecek neler var, tam sınırda ne gibi küçük problemler var hemen çözebileceğimiz, bunlara bakmamız lazım. Ve bundan da hiç kaçınmamamız lazım. Bilin ki bütün büyük problemlere böyle küçük problemlerin çözümüyle onu anladığın zaman zaten evreni de anlamış oluyorsun. O nedenle öyle ben şunu biliyorum, ben bunu biliyorum demek mümkün değil. Yani ben hani Sokrates gibi hani bir tek şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Neden öyle demiş ama? Çünkü karısı öyle demiş. Kendisine sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu arada hiçbir şey bilmiyor. Yani tabi biz bu durumdan biraz daha ötedeyiz. Gerçekten ne bilmediğimizi bilerek daha yeni alanları fethetmeye çalışıyoruz ve gerçekten biraz daha önümüzü açıp yeni noktalara, yeni dağlara, tepelere tırmanmak ve ufkumuzu daha geniş görmek istiyoruz. Yani bilmemenin asıl söylemi bu. Bilmek istemek. Bilmek istemek için de bilmemek lazım. Yani her şeyi biliyorum dediğin zaman mezara girer.